yağmur taş üstüne, ince kalem kaş üstüne, selam gelir baş üstüne. Vay dili dili, koş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, koş dili dili, vay. Vay dili dili, koş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, koş dili dili, vay. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de eski ismiyle Yeniçeri Hori, yeni ismiyle Küçük Köy'deyiz. Burası Ayvalık'a bağlı bir sanat köyü. Bugün burayı gezeceğiz dostlar. Ama öncesinde desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi taş mimarisiyle dikkat çeken, özellikle son dönemde büyük bir dönüşüm geçiren örnek bir köydeyiz. Burası Küçük Köy. Şimdi hazırsanız hep birlikte Küçük Köy'ü gezelim. Aslında geçmişte Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köymüş. Küçük köyün içinde geziyoruz şimdi. Evet dostlar, şimdi su kabağından lambalar yapılan bir işletmeyi sizlere göstereceğim. Şöyle gösterelim. Su kabağından böyle çeşit çeşit ürünler var burada. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Bu ürünleri hep siz mi yaptınız? Evet, eşimle beraber yaklaşık İstanbul'dan 10 yıl önce bu Küçük Köy'e göç ettiğimizde diyeyim. Bu işe başladık. Emekli olduktan sonra bizim için bir hobiydi. Fakat şimdi ticari anlamda kışın üretip yazın sunum satış yapıyoruz. Küçük Köy'deyiz, atölyemiz de Küçük Köy'de. Sürekli buradayız, burada yaşıyoruz. Çok da mutluyuz. Evet. Bu dönüşüm sizin gördüğünüz kadarıyla kaç yıl önce başladı? Ya köyde? Dönüşüm de yaklaşık 10 yıl önce. İlk buraya Artura Uğur Çalışkan Bey geliyor. Kendisi heykeltıraş ve ressamdır. Daha sonra bir iki sanatçı arkadaşını davet ederekten burada biz küçük, yani şöyle küçük çapta demeyeyim de, o zaman tabii çok atölyeler küçüğüydü, azdı. Herkesin kendi el emeklerini yaptığı, kendi işlerini sergilediği bir sanat köyü olma yolunda ilerleme çalışması sürdürdü. Biz de onların aralarında yer aldık. Gayet güzel. Yazın daha keyifli tabii. Şimdi sezon itibariyle birçok galerimiz kapandı. Herkes İstanbul, Ankara evlerine tabii çocukların okulları olması sebebiyle gidiyorlar. Yazın bütün galeriler, el emeği işleri yapan dükkanlar hepsi açık. Herkesi bekleriz. Çok da güzel bir yer, keyifli bir yer. Yani dolu dolu bir gün yaşayabilirsiniz burada. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Bekleriz, Küçük Köy'deyiz, sağ olun. Henüz turist akınına uğramamış, güzel bir dönüşümün içinde olan sanat evlerinin olduğu, aynı zamanda çay bahçelerinin, kafeteryalarının, okullarının olduğu güzel bir köydeyiz. Türkiye'nin örnek alması gereken bir yer. Şimdi çarşısını, merkezini sizlere göstereyim. Şurada bakın. Köyün içinde bulunan sanat evlerinin ve diğer kafeteryalarının tabelalarını burada bulabilirsiniz. Burası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı. Güzel bir köy, örnek alınması gereken bir yer. Evet dostlar, çarşıda geziyoruz şu anda. Burada gelip boşnak böreği yiyebilirsiniz, çay içebilirsiniz. İshak Doğan, emekli öğretmen, emekli coğrafya öğretmeni. Köyümüz eski bir Rum köyü. 1462'de Fatih Sultan Mehmet Midili'yi aldıktan sonra köyümüze bir miktar Yeniçeri askeri yerleştiriyor. 1700'li yıllara kadar köyümüz Altınova'dan daha küçük, Ayvalık gibi eski bir yerleşim alanı.
Ancak 1750'lerden sonra Ayvalık, Cunda ve Küçükköy olmak üzere Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde özellikle 1750'den sonra özerk Rum diyarı olarak bir 50 sene falan yaşadılar. Daha sonra yeniden Karesi Beyliği'ne bağlandılar. Küçükköy 1913'e kadar Rumların yoğun olarak yaşadığı, hiç Türk'ün olmadığı Ayvalık, Cunda ve Küçükköy bir bölgeydi. 1913'te Osmanlı Devleti sınırları, az önce de size de söyledim ya nerelisiniz. Çünkü Anadolu'dan ziyade Osmanlı ta Balkanlara kadar gitmişti. Bizim dedeler de Sancak eyaletinin o dönemki Türkçe adıyla Taşlıca, bugünkü adıyla Plevle denilen, bir ara Sancak'a da başkentlik yapan Plevle kentinden geldiler 1913'te. Yaklaşık 300 kişi yerleştiler. 6 yıl Rumlarla beraber yaşadılar. 19 Mayıs 1919'da Ayvalık, Küçükköy ve Cunda'nın Yunanlar tarafından işgal edilmesi sonucunda 3 yıl yeniden burası Yunan işgali altında kaldı. 9 Eylül 22'de İzmir kurtuldu. 15 Eylül 22'de Ayvalık kurtuldu. 14 Eylül'de Altınoğa kurtuldu. Cumhuriyet ilan edildi 29 Ekim'de. Ondan sonra da dedelerimiz daha iç bölgelere gitmişlerdi. Bursa'ya, Karacabey, Ulubat civarına. Tekrar geri döndüler. Bu defa Rumların olmadığı, 24'te mübadele oldu. Buradaki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler buraya geldiler. Küçükköy, Ayvalık, Cunda artık Türk kimliği kazandı. Küçükköy Cumhuriyet kurulduktan 1970 yılına kadar 600 hane civarında bir köydü. 1970 yılında belediye olduk. 45 yıl belediye olarak kaldık. Ta ki 8 sene önce Büyükşehir Yasası çıktı. Büyükşehir Yasası'nda da belediyemiz kapatıldı. Altınoğa, Küçükköy belediyeleri de kapandı. Kapanınca Ayvalık'a bağlandık, mahalle olduk. Belediye kurulduğunda 2013 nüfusumuz vardı. Belediye kapanırken de yazlık nüfus, kışlık 15 bin, yazlık 400 bin nüfusu vardı. Ama bir mahalle olduk. Şu anda Balıkesir'in en fazla turistik yatak kapasitesi olan yerlerden biridir Küçükköy Mahallesi. Hani eski bir ismi varmış, Yeniçerahori diye. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum da. Şöyle. O nereden geliyor? Bir de ona da değinirseniz. Şöyle, bundan 8 sene önce biz Büyükşehir'e bağlandığımızda, hatta ondan bir sene de önce ülkemizde turizm farklı noktalara çekilmek istenince Alaçatı'dan gelen bir grup bir senaryo yazdı. Senaryo da şuydu, hani ben konuşmamın başında Fatih'in Yeniçeri askerlerini bıraktı ifadesini kullanırken, onlar o Yeniçerileri o senaryonun içine Yeniçerahori diye bir atla adlandırdılar. O senaryo çerçevesinde de Küçükköy'ün adının Yeniçerahori olarak gündeme getirdiler. Çok değerli mimar, ressam kişiler buraya turizmine buranın önemli katkılar sağladı. Ancak o Yeniçerahori bizim bildiğimiz, yaşadığımız dönemde büyüklerden hiçbirinin adında yok. Kanaatimi söylüyorum. Tabii tartışılır. Çakma bir isim. Şeylerden, tuğlalardan çıkan bazı yazılara istinaden ona yönlendirdiler. Ama ben doğruluğunu onaylamıyorum şahsım adına. Hı hı. Çakma bir ifade. Burası Küçükköy. Eskiden dedelerinizden mi Küçükköy olarak anılır? Tabii, tabii. Hatta Boşnakça Malo Selo denir. Yani Malo Küçük, Selo Köy, Küçükköy olarak. Hani bize muhacir adı takıyorlar, mübadil adı takıyorlar. Biz muhacir veya mübadil değiliz. Düşünün siz şimdi Tunceli'den Küçükköy'e geldiniz, Ayvalık'a geldiniz. Biz de o zaman Osmanlı toprağı olan Taşlıca'dan Küçükköy'e geldik. Tabii, devletimiz aynıydı, topraklarımız aynıydı. Dolayısıyla biz ne muhacırız, ne mübadiliz. Biz de buralıyız biz diyorsun. Kendi topraklarımıza geldik. Evet. Ama dedelerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında çok önemli katkılar yaptılar. Ali Çetinkaya hatıralarında yazar. Fotoğraflar da var. Peki buraya geldiğinin dedi, mesela dedeleriniz buraya geldi ya. Geldiklerinde bu sokaklarda eskiden Rumca konuşuluyordu, Türkçe konuşuluyordu, Boşnakça konuşuluyordu değil mi? Hani aslında hani mübadele olmayana kadar birlikte barış içinde yaşamışlar belli dönemlerde.
İşte onunla ilgili amca yani, da bilir. Mesela ben şöyle daha 12-13 yaşlarındayken bizim hemen bitişik komşumuz Mehmet Gül'ün evini Yunanistan'dan gelen bir aile gelmişti. 20 yaşlarında bir oğlu, yaşlıca bir kadın. Bizim mahalleye doğru geldiler. O eve geldiğinde durdular, dediler ki aa bak bu ev işte bizim de Yunanca anlatıyor oğluna, torununa anlatıyor. Ama diyordu ki burada bir çocuk vardı Mehmet Gül derdi. O ev 3 katlıymış. 2 katında Rumlar oturuyordu. Mehmet Güller 3. katta. Yani ev bulamayınca Rumlarla aynı binayı paylaşmışlar. Evet. Sonra ben Türkçe söyleyince bir şey, kadın Türkçeyi iyi biliyormuş. Türkçeyi iyi biliyormuş. Anlaştık orada. Öyle bir anım var benim mesela. Türkler orada hem Türkçe konuştular hem Boşnakça konuştular. Bazıları da Rumca biliyordu. Ha, mesela benim dedemin amcası Lütfü Doğan iyi Rumca biliyormuş o kaçış sırasında. Aslında şunu niye söylemek istedim? Buyurun. Aslında halklar hangi milletten olduğu çok önemli değil. İnsanlar arasında, halklar arasında çok sorun olmuyor. Sadece siyaset biraz insanları ayrıştırıyor belli noktalarda. Zaten 6 yıl beraber yaşadıklarında pek sıkıntı olmadı burada. Yoksa bugün bile Yunan halkıyla Ayvalık halkı her gün feribotlarla gider gelirler. Bunlar Ayvalık'ta alışveriş yaparlar. Türkler hepsi bir diliye gider karşılıklı. Pasaport da çok sıkıntı değil. Ticaret yaparlar karşılıklı. Ama siyaset başka bir şey. Mesela bugün bile Amerika'nın eşliğinde işte Midilli Adası'na Yunanların yaptığı sığınağı da düşünürsen bu bir hasımane düşünce gibi geliyor. Emperyal bir düşünce. Diller tepişir, çimler ezilir derler yani. Küçükköy Kent Müzesi burası. Hemen köy camisinin olduğu yerdeyiz. Burada bir küçük köy leblebicisi var yine. Eskiden bu cami de kiliseymiş. Hiç yıkılmamış, camiye çevrilmiş. Camiye çevrilerek yöre halkı tarafından kullanılmış dostlar. Burası da caminin, eski kilisenin avlusu. Şöyle gösterelim sizlere. Küçükköy Camisi burası. Şöyle göstereyim dostlar. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi. Burası 2013 yılındaki yasa değişikliği ile birlikte mahalle statüsüne geçmiştir. Burası Kent Müzesi, Küçükköy Kent Müzesi. Boşnaklar ilk geldikleri yıllarda kullanılan elbiseler, kıyafetler, kullandıkları araç gereçler bu müzede sergileniyor hepsi dostlar. Geldiğinizde ücretsiz bir şekilde girip burada bu objeleri, nesneleri inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi buranın en dikkat çeken şeyi tabii ki taş yapıları. Taş mimarisiyle ön plana çıkan bir yer. Bugünlerde de zaten Ayvalık'ta, Kuzey Ege'de sanat köyü olarak ön plana çıkıyor. Hem sanatsal yönden hem ekonomik anlamdan dönüşmesi ve Türkiye'ye örnek olması amaçlanıyor. Evet, Ayvalık Belediyesi Küçükköy Kent Müzesi'nin olduğu yerdeyiz dostlar. Şimdi burada mübadeleyle gelen Boşnakların eski giyim kuşamına, kültürüne ait objeler, nesneler, her şey burada sergileniyor dostlar. Evet. Eskiden kullanılan yün çoraplar, eldivenler, İşlemeli örtüler burada kullanılıyor. Bunlar da kullandıkları tarım aletleri şurada var. Evet dostlar, şurada da eski o dönemde mübadele yıllarındaki kullanılan silahlar, paralar. Baksanıza 1 milyon bile varmış paraları. Evet, 1 milyon. Türk lirası. 1 milyon Türk lirası bile varmış. Şurada sandıklar var.
Burada da eskiden kullanılan, şurada giysiler var, yer sofrası, şurada kullanılan daktilolar, radyolar var şurada. İlk buraya göç eden Boşnaklara ait fotoğraflar. Evet dostlar, şöyle gösterelim tekrar. Şu taraftan da. Bakın dostlar, burası sanat çalışmalarıyla ön plana çıkan bir yer olduğu için böyle sanatsal çalışmaları her işletmede görebilirsiniz. Burası bir kafe, restoran, otel işletmesi. Örnek olsun diye sizlere burayı göstereyim. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Musa Kartalcık. Küçükköy'de bir butik otelimiz var. İsmi Nezih Şinkona. Eşimin ismini taşıyor. Burayı işletiyoruz. 5 odamız var. Aynı zamanda kafe olarak da çalışıyoruz. Kahvaltı salonu olarak da hizmet veriyoruz. Kahvaltımız serpme kahvaltı. Bu şekilde bir hizmetimiz var. Peki burada konaklamak isteyenler hani öncesinde rezervasyon yapması gerekiyor mu? Köye geldiklerinde? Öncesinde rezervasyon yapmaları daha uygun. Yaz döneminde yoğunluk olduğu için geldiklerinde yer bulamayabilirler. Hem burada hem diğer misafirhanelerde. Durum aynı şekilde. Evet. Rezervasyon yapmak onlar için daha garanti bir olay olacaktır. Sizin Instagram adresiniz var mı? Var. İsmin Nezih Şinkona Instagram adresimiz. Facebook'ta da aynı isimle hizmet veriyoruz. Oralardan o şekilde size ulaşabilirler tabii o zaman. Tabii ki. Peki ne kadar süredir burada siz işletmecilik yapıyorsunuz? Bu sene ilk senemiz işletmede. İlk de deneyimimiz turizm anlamında. Nasıl geçti bu seneniz? İyiydi çok şükür. Gayet iyiydi. İlk senemiz olmasına rağmen fazla hani takılmadık. Gelen misafirlerimiz, konuklarımız da çok iyiydi. Onunla yana da hiçbir sıkıntımız olmadı. İnşallah önümüzdeki sene de böyle devam eder. Daha da iyiye gidecektir eminim. Burası bu köy son dönemlerde sesi daha da çok duyulmaya başlanan dönüşümün yaşandığı hem sanatsal anlamda hem teknoloji anlamında büyük bir dönüşüme örnek gösteriliyor. Yani Türkiye'de örnek köylerden biri olarak gösteriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz burayı? Köyümüz hem sanat anlamında gerçekten galerilerin olduğu, üretimin olduğu, her galeride farklı farklı şeyler üretiliyor. Cam atölyesi var, kabak evi var, işte karşımızda Çin atölyeleri var. Hepsi birbirinden farklı güzel şeyler üretiyorlar. Aynı zamanda köy Boşnak köyü olması sebebiyle Boşnak kültürünün de yaşatıldığı bir yer. Boşnak böreği, Boşnak mantısı, yine kuru et. Bunlar Boşnaklardan gelen şeyler burada yaşatılmaya çalışılıyor. Bunlar da bir üretimden geçiyor tabii. Bunlar da kolay şeyler değil. Birebir aynısı, orijinaliyle hizmete sunuluyor burada. Tüm köyde. Şimdi de Sabancı Üniversitesi'nin burada açmış olduğu Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nin olduğu yerdeyiz. Aynı zamanda Enerji San'ın, yani Sabancı'ya ait Enerji San'ın burada kurmuş olduğu bir yenilenebilir enerji sistemi var çatılarda. Tamamen örnek olması adına buradaki okulların enerjisini, buradaki yapıların enerjisinin güneşten sağlanması, Türkiye'ye de örnek olması için böyle bir projeleri de var. Şu anda okul kapalı olduğu için köyün ara sokaklarında gezimize devam edeceğiz dostlar. Deniz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Küçükköy'e hoş, sağ olun. İyiyiz Allah'a şükür. Küçükköy'e hoş geldiniz. Ben Küçükköy halkından Mehmet Varol. Küçükköy'de doğdum. 64 yaşındayım. Babam 4 yaşında Balkara'da, Montenegro'dan geldiler. Zeytincilik, hayvancılık, pamukçuluk, balıkçılık yoktu bizim köyde yani. Dışarıdan gelen damatlar balıkçılığı sürdürmek istemiştir. Efendim bu hediyelik Kıtay zeytincilik 0500 yem, erken hasat soğuk kısım, soğuk sıkım. Efendime söyleyeyim. Marka olarak Kıtay zeytin. Burada yarım kilosu 75 lira. 3 kilo erken hasat Kıtay zeytincilik. 0500 yem. Efendime söyleyeyim soğuk sıkım yeşil taneden çıkan zeytinyağıdır. Eski nesil bunlara izin vermezdi. Bir ocakta
zeytinler olduktan sonra sırık yaptırırdı. İzin vermezdi bu yeşil taneyi. Eskiden öyleydi. Öyleydi eskiden. Yılbaştan sonra. Evet. Zeytinler 1 Ocak'tan zeytinleri sırıklanmasına izin verdiler. Efendim bu şimdiki nesil 15 Ekim der demez, Kasım 1 der demez yeşil taneleri sırıkla yiyorlar ve kaliteyi buluyorlar ama de olmazında ekonomiye zarar görüyor. Mesela 1 ton yeşil taneden 300 kilo zeytinyağı alıyorsalar eğer olmasını bekleseydiler zeytinlerin 1 ton olmuş siyah zeytinden 550 kilo yağ alacaktılar. Biz bu yağlarla büyüdük efendim. Ben bu burada kaliteyi buldular ama ekonomi zarar gördü burada. Şimdiki nesil efendim. Çünkü fazla ürünle az ürün elde ediyorlar. Tabii. Mesela 1 ton yeşil taneden 300 kilo yağ alıyorlar. Eğer zeytinlerin olmasını bekleseydiler 1 ton olmuş taneden 550 kilo yağ alacaktılar. Efendime söyleyeyim kaliteyi buldular ama ton bazında ekonomi zarar gördü. Burada efendim mazeret yok. Yok hırsız çalmasın, yok efendim tarladan kaldırdık mahsulü bilmem ne, mazeret yok. Şimdi efendim burada ikisi de 0,5 diziyem. Bu 275 lira 3 kilosu. Bu 3 kilosu 260 lira. Sadece bu marka çok önemli efendim. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ülkemizde zeytinyağının tadını hala bilmeyen insanlarımız var. Piyasada markasız pamuk yağı, konola yağı satan zeytinyağı diye satıyor şahıslar var. Akhisar'dan ucuz zeytinyağı kalitesi düşük zeytinyağını getirip kaliteli zeytinyağı diye markasız olarak piyasada satıyorlar ve kapış kapış gidiyor. Ben onlara üzülüyorum. Bunun içine 0,5 diziyem zeytin varsa 0,6 diziyem olamaz bunun içinde. Cezası çok ağırdır. İşte marka bu kadar önemlidir. Tüketiciler markalı ürünler. Tescilli ürünler alsınlar. Alsınlar efendim, ne demek ya markasız. Ben geçen gün bu kadar anlattım. Yok börek yiyelim döneceğiz. Dönüşte alacağız, bir baktım yukarıdan aldılar ismi. Ben dürüst insanlara, dürüst yağcılara sözüm yok. Ama Akhisar'dan getirip burada kanolya yağını, pamuk yağını, kalitesi düşük yağları piyasada kapış kapış satıyorlar. Maalesef insanlarımız da ülkemizin insanları alıyorlar. Aldık artık. Aldıysan aldın dedim. Ben ne yapayım, sen yiyeceksin dedim. Ondan sonra bir türlü hastalıklar çıkıyor toplumda. Markadan evet 3 kuruş 5 kuruş pahalı olabilir. Piyasada ucuz yağlar diye, yağ diye, zeytinyağı diye satan insanlar var. Onlara dikkat etsinler. Ha devamlı 15 senedir 20 senedir aldığımız insanlar var. Onlar yağ güzel ya, onlara sözüm yok yani. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Orada da amcamızın yine diğer ürünlerde böyle gösterelim. Şimdi bu tuzlama sere zeytini deriz. Aşağı yukarı 750 gramdır, yarım kilo diye görünür. Bu da efendim yeşil çizma zeytindir. Bu da 45 liradır efendim. Bu efendim 45 liradır. Bu kahvaltılık, hepsi bu seneki ürün. İnternetten size ulaşabilirler değil mi amca? Tabii efendim. Var. Hasan Kıtay denilince internetten ulaşılıyor. Zaten yurt içine kargoyla tamam. Da gönderiliyor. Efendim süt reçeli, damla sakalızı, bu efendim zeytin reçeli. Efendim bu zeytin sütü efendim. Zeytin sütü işte bir ton yeşil taneden sadece eski usul fabrikalarda bunlar bir ton yeşil zeytinden 50-60 kilo sadece çıkabiliyor zeytin yani. Zeytin sütü dedikleri. Evet çok kaliteli. Ben bu yağı anlatırken o yağları kötüleme gibi bir şey asla olamaz. Onlar da sızma 0,5 diziyem, bu en kalitelisi. Zeytin sütü. Bu nasıl çıkıyor efendim? Diyelim ki eski usul değirmen taşı vardır. Fabrikalarda, eski usul fabrikada, yeni sistem konteyner sistemde olamaz bunlar. Çünkü o elektrik şeyinde baskıyla taneler eziliyor, büzülüyor. Şimdi bu değirmen taşı vardır böyle eskiden 78 yılları. Ben 4 sene çalıştım yani fabrikada. Yarım saate yakın bir yeşil taneler eziliyor böyle. Taş değirmen taşı eziyor. Hamur şekline dönüşünceye kadar değirmen taşını özüyorlar yeşil taneyi. Efendim o yeşil tane iyice hamur olduktan sonra taş kapısı açılıyor. Tekneye o hamur düşüyor. Biz efendim kavatacı deriz. Kavatacı 5 kiloya yakın bir hamur alıyor o şey kavatacı. Böyle 5 kilo yakın dolduruyor o tekneden hamuru. Torba bağlacıya veriyor. İsterseniz bir torbayla anlatayım. Daha iyi anlatırım. Hamuru torba bağlama şekli efendim. Bir saniye şey yaparsanız.
şuna benzeyen torbalar vardır efendim. O gavataci masanın üstünde torba bağlacı deriz. O 5 kiloya yakın efendim hamuru, zeytin değirmen taşına öğütülen hamuru yeşil tanıcı bu torbanın içine döker. Efendim torba bağlacı güzel elini sokar torbanın içine yayar o hamuru. Böyle pat 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 kapağını kapatırdıktan sonra böyle pat 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 torbayı yan tarafta çelik tava vardır efendim. Kenarları bir karış yüksek. Daha ızgara 5 santim yüksekliğinde ızgara vardır çelik tavanın içinde. Torbaları düzgün şekilde üst üstler her bağlayan hamuru torbasını koyar oraya. 10 torba o 25 torba diyece yüzünü çıkar üst üste koyulan düzgün şey baskıya girmeden önce. Efendim o sırık zeytin torbaların kenarlarından o istiflen o çelik tavaya sırın gibi zeytinyağı süzülmeye başlar çelik tavaya. O çelik tavaya süzülen yağlar işte süt, zeytin sütü odur. Biz onun zeytin sütünü olduğunu biliyorduk 78'li yıllarda ama bu çok kaliteli olduğunu da biliyorduk ama ekmek getiriyorduk daha doğrusu sıcak ekmek o bandırıp ekmeğe yiyorduk yani çok lezzetli ve vitaminli olduğunu biliyorduk. Baskıya girmeden bu zeytin sütü oluşuyor. Bu da efendim zeytin sütüne dönüşüyor. Kolonyaları bir de söylüyor. Bu efendim zeytin sütü kolonyası. Bunlar da bir büyükleri. İsteyen böyle büyük alır. Ne kadar öyle büyükleri küçük? Valla bunlar efendim 25 liradır. Bunlar da 30 liradır efendim yani. Teşekkür ederim. Biz de alalım. Bir tane de biz alalım. Tabii tabii efendim. Şu kolonyada. Büyüğünden. Büyüğünden mi? Tabii efendim. Tamam. Teşekkür ederiz. Buyurun. İsmim Yasin. Ben aslında matematik öğretmeniyim. Pandemi zamanında derslerin özel okullarda bitmesiyle işte online özel derse geçtikten sonra yani dersler akşam olduğu için gündüzleri yapacak iş arıyordum. Sonra bir gün AVM'nin birinde arkadaş, cam yapan bir arkadaş sağ olsun biraz artistik yaparak beni gaza getirdi. Ben de ertesi gün hemen gittim bir kurs arayışına girdim. Belediyenin bir kursu denk geldi İzmir Tire'de. 3 gün eğitim aldıktan sonra oradaki hocam sağ olsun 4. gün gaz verdi, eve atölye kurduk. Ondan sonra boş olduğumuz için de günde 5 saat, 6 saat pratik yaparak kendimizi geliştirdik. Yani işe başlayalı daha çok fazla olmadı, bir seneyi anca geçti yani. Daha sonra tabii buranın sanat köyü olduğunu bildiğim için ben bu işi ticari olarak yaparım diye öğrenmeye başladım aslında. Yani kendi köyümde bu işi yaparım. Eğitimi onun için aldım. Kışın ürettiklerimizden işte burada nasıl satarız ederiz derken yine gaza geldik. Bir sefer dükkan kiraladık. Dükkan kendimizin olmasa da kiraladık. Daha sonra işte başladık. Güzel bir sezon geçirdik. İlk sezonumuz bizim bu sezon. Gelecek sezon daha da güzel olacaktır. Buraya ilk yerleşenler veya işte ilk keşfedenler diyelim. Burayı keşfettiklerinde eski bir Rum köyü olduğu için de sanatçılar keşfediyor. Ve dolayısıyla sanat ve teknoloji köyü olarak ilerlemesini istiyorlar. Ve bu aşamada da ilerliyor yani. Öyle hızlı bir şekilde ilerleme olmayabilir belki köyde ama bu tarzda ilerleyeceği için işte Sabancı'nın destekleri olsun ve diğer sanatçı arkadaşların da ilgi göstermesiyle beraber işte seramik, çini, cam, kaba koymacılığı, işte ne bileyim baskı, resim atölyeleri, birçok sanat atölyesi var yani burada daha da olacaktır. Teknoloji alanında da şey diyor, okul mu? Teknoloji alanında Sabancı var. Sabancı'nın teknoloji ve yaratıcılık atölyesi var burada. Sabancı Üniversitesi'nin öğrencilerinin hem staj gördüğü hem de burada yakın çevredeki köydeki ve yakın çevredeki öğrencilere eğitim vererek onları teknoloji anlamında ilerletiyor. Artı sanırım bir de Enerjisa'nın işbirliğiyle beraber yine Sabancı'nın kullanılabilir enerji üzerinde de çalışmaları var. Dolayısıyla köyün potansiyeli yüksek. Örnek bir köy olacak burası. Tabii burası hem Enerjisa ile beraber hem de Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle beraber örnek bir köy olarak şu an seçildi. 2023'ten itibaren de yine enerji alanında da ciddi atılımlarla beraber farklı bir konsept oluşacak yani burada. Evet dostlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız gerekiyor. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.